Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Mesele ne? Bu arada 2139 euro da şoförümüzden gelmişti, diğer şoförden. Güzel oldu bu. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir Scania almıştım. Eski model bir Scania'ydı. Onu modifiye ettik. Şimdi bakın şuralara. Şöyle yanları bir göstereyim. Şöyle modifiyesine bakın. Truck of the Year 1989, eski model bir Scania'ydı. Şu hale getirdik modifiye ile. Abi çok güzel oldu ya. Aşıksan Bursa'da, şoförsen Başkasa'da. 143 mi? 500 beygir, 12 vites, retarderli bir araç. Krom kaplamalı aynalarımız var. Kapı kolları öyle. Yani yanları süper, jilet gibi duruyor. Üstler harika duruyor. Aşıksan Bursa'da, şoförsen Başkasa'da. Modifiyemiz iyi. Şimdi içini de bir göstereyim. İçi şu şekilde arkadaşlar. Bakın arkaya şöyle yaptım. Gayet güzel oldu. Şurada Batman sembolü var falan. Şurada bir aynamız var. Şimdi buradan iş alıyorum ve yolumuza başlıyoruz. Şimdi hemen süt götürecekmişiz. 20 bin euroya. Nereden nereye? Güzel. 26 saat diyor. Sıkıntı yok abisi. 539 kilometre yol gideceğiz. Ne diye şimdi ağır yük nakliyesine kaç tonmuş ki bu arkadaş? 27 ton. Başlama bizim ağır yük mevzusu biraz sıkıntı, bir tık sıkıntı. Araçta. Kalkarız biz bu yükten ya, sen rahat ol. Sen bize bu yükü ver şimdi. Hemen çalıştıralım. Arkadaşlar şimdi bir çalıştırayım. Bir tık ses vereceğim ve size motorun çalışma sesini dinleyeceğim. Camı açayım hemen. Dinleteyim. Camı açıyorum. Bakın şimdi izleyin. Abi şu sese bak ya. Şu sese bak, şu sese. Şu, kısayım biraz. Şu sese bak. Taktım birinci vitesi. Şöyle direksiyonu da eski tarz yaptım. Evet. Şurada yükümüz var. Hemen üçüncü kamerayı açalım. Abi aracım çok güzel oldu. Benim elimde son model bir Volvo çekici de var arkadaşlar bu arada. Hani yeni bir Volvo çekici ama onu kullanmıyorum. Onu şoföre verdim. Çalışan elemana verdim. Burada kendim bunu kullanıyorum. Daha iyi. 27 ton süt. Güzel. Hemen bağlayalım ve yola çıkmaya başlayalım şimdi. Abi hissiyatı çok iyi ya. Şu motor sesi hissiyatı çok iyi. Gerçekten çok iyi. Biraz geniş alalım. Şöyle şuradan çıkarken sıkıntı yaşamayalım. Araç güzel oldu bu arada. Hemen hangi tarafa döneceğiz? Bakayım. Sağ tarafa. Sağ sinyalimi verdim. Soldan gelen var mı? Var. Şöyle yavaştan çıkalım. Sinyalimizi de verdikten sonra. Birinci kamerayı açtım. Az geniş alıyorum. Şimdi devam hızlıca. Bak şurada vites gözüküyor falan. Gayet iyi. Hemen bakalım. Evet, sağdan gelen var. Sinyalimizi verdik. Hops. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir şekilde gidelim. Zaten biraz borcum da var açıkçası. Bu arada hani ağır yük falan mevzusu var da 27 ton ağır büyük gerçekten. Ama araç bana mısın demiyor yani şu an için. Belki de düz yolu olduğu için öyledir. Evet. Abi direksiyonum çok klas. Eski tarz bir direksiyon. Aracın içi de çok klas. Şu an size çok belki belli olmuyor ama güneş parladığı için gayet 10 numara bir çekici. Nereye gidiyoruz? Ajaccio'ya gidiyoruz. Pescara'ya. 27 ton. Evet, bir tık yavaşlayabilirim. Orası iş ve işçi bulma kurumuydu bir tane.
Şurada bak bir yer var. Aslında oraya bir girip bakalım soru işareti olan yeri. Belki bir çekici galerisi ise keşfetmiş oluruz. Ne diyorsunuz? Şöyle bir tık yavaşlayayım. Ben bir sola döneceğim, oradan sağa dönerim. Bir bakacağım oraya kardeş. Evet, sola sinyalimizi de verdik. Gayet güzel. Oraya bir bakayım ya. Ne var ne yok orada bir görelim. O soru işaretli olan yer neymiş bir merak ediyorum şu anda. Evet. Abi yeşil ışık bana yandı. Dönme hakkım var bence. Ha iş ve işçi bunu kuramamış. Yok gerek. U döneriz biz buradan. Biraz zor olur ama. Şöyle U döner devam ederiz. Yeni rota aramamıza hiç gerek yok. Biz zaten döndük. Güzel. Retarder var bu arada. Bakın retarder. Retarder kapalı. Retarderim yok değil yani. Hemen sinyal. Sinyal. Tak 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 silecekler. 3 kademeli bir silecek var. Ücretimiz, ücret diyorum. Vitesimiz falan hepsi gayet güzel aracım. Retro görüntüsü var ama içindeki motor canavar. Ben size evet. İçindeki motor canavar bu arabanın. Gayet 10 numara 5 yıldız bir motor var. Hani 500 beygir. Bayağı para harcadım bu araca gerçekten. Hani 5. Bakalım kırmızı ışıkta. Evet. Soldan gelen bir şey yok. Zaten deniz yoluna geldik. Bundan sonrası bir deniz ulaşımımız var hemen. Daha sonra Fransa'dan çıkıp İtalya yok. İtalya'da karayolundan devam edeceğiz. Vitesi çok rahat attırıyorum. Çok iyi geçiyor. Motor gayet güçlü. 27 ton falan bana mısın demiyor. Şu an ben araçta 27 ton olduğunu hissetmiyorum açıkçası. Evet belki diyebilirsiniz ya daha hızlanmadın. Hız görmedin sen neden bahsediyorsun falan filan ama yok arkadaşlar gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle. Motor güçlü olunca araç yeniymiş, eskiymiş çok da bir fark etmiyor yani. Gemiye geldik. Buradan şimdi karşıya geçeceğiz. Yine İtalya yollarındayım. Evet arkadaşlar, serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok hoşuma gider. Boşa aldık. Evet. Nereye? Porto Torres'e gideceğiz. €20.745 alacağız bunun karşılığında da. O parayı biraz borçları öderiz. Hemen çalıştıralım. Tabii ki. Evet, bir tık öyle çarptık ama bir şey olmaz. İlk çıkış nerede? İlk çıkış düz devam. Cagliari. İtalyan yolları. Hemen bir tık yavaşlayalım.
Bu arada retarderin yeri çok güzel. Retarderin yeri çok güzel. Ben şeyi de çok seviyorum. Ben bu arada göstergeyi de çok seviyorum. Mesela bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Dörtlü yakacağım. Dörtlü şöyle yanıyor. Silecekleri açacağım. Sileceklerin şeyi çok iyi. Hızlanması çok iyi. Ya araç eski model ama tasarımı falan gayet güzel yapmış. Kim yaptı senin modunu? Biz de modifiye ettik tabii. Biz de kullandık imkanları, modifiye ettik. Etmedik değil yani. Şimdi o şeye giremeyiz. Başka bir şey söyleyemem. Söyleyemem yani. Modifiyemizi ettik güzel güzel. Evet arkadaşlar, yakında ATS videoları da geliyor. ATS serisine de başlıyorum. Euro Truck gibi ATS. Amerikan tırlarını da süreceğim. Oradaki şöyle uzun burunlu Kenworth'lar. Ondan sonra birçok çeşit tırlar var. Biliyorsunuz onların uzun önleri uzun. Bayağı güzel çekiciler onlar. Onları da süreceğim yani sürmeyeceğim değil. Şöyle hızımızı 80'e sabitleyelim abi. Araç sıkıntı yaratmasın bize. Evet, 4133 kilometre oldu. Aracı kullanıldı. Evet arkadaşlar, biraz hani video dışında da kullandım. Biliyorsunuz sıfırdan kariyer yapıyorum. Bankaya biraz borcum var. Hatta size göstereyim ne kadar borcum olduğunu bankaya. Bayağı bir borcum var aslında bakarsanız şöyle. Yaklaşık 275 bin euro borcum var. Şimdi iki tane çekici var. Bir tanesi şöyle hemen gösterelim. Çekici yöneticisi. Volvo FH 500 beygir. 6990 kilometre yol yapmış. Şu an nerede? Seferde. Bizim şoförün elinde parayı biraz daha toplayıp şey planım var aslında benim. Bir çekici daha alıp hani bir şoföre daha verip o şekilde şirketi daha da geliştirmek. Abi biz sağa geçeceğim. Sağa geçeceğim ancak şöyle bir sıkıntı var. Yalnız sağdaki araçlar umarım bir anda yavaşlamaz. 21 saat 39 dakika. Şimdi biz abisi biz nereye gideceğiz de bu kadar yolumuz var? Oo, şuradan şuraya geçtik. Şimdi buradan karşıya. Tamam. Bir deniz yolculuğumuz daha var. Güzel olacak. Bu farklı bir sürüş şekli. Nereden gidiyoruz? Düz devam. Havalı konuydu. Şurada Scania'nın sembolü var. Scania'nın klasik bir çekicisi bu. Hani çok ünlü bir çekici aslında. İnternete yazarsanız, YouTube'a yazarsanız görürsünüz. 143M. Biraz yavaşlayalım abi. Retarder, retarder, retarder hemen. Aç retarderı. Tamam. Kapatalım retarderı. Açtık. Şimdi de kapattık. Retarder olmadan yavaşlamak bir tık zor. Çünkü arkada bayağı yük var. Hani sadece frenle yavaşlayacak bir mevzu değil. Direkt retarderla şanzımandan yavaşlatmanız gerekiyor. Aracı. Göstergeleri bence çok iyi. Hani standart bir araç gibi değil. Gerçekten güzel yapılmış. Güzel düşünülmüş bir araç. Gidişi, sürüşü falan 10 numara. Ben bu aracı ilk hani bayiden aldığımda 360 beygirdi tabi. Değiştirdim. Ben sevmem öyle hani. Beygirini arttırdık, güçlendirdik aracı. 70'e düşürelim hızı da şöyle. Şöyle sağda görüyorsunuz 8 yazıyor, vitesi yazıyor. Şimdi bu ne? Egea mı? Yine düşürelim. Ha, bir 70'e düşüyor, bir 80'e çıkıyor hız şeyi.
O biraz benim canımı sıkıyor şu anda. Öncekine göre navigasyonun yerini değiştirdim. Kendi şeridimizden gidelim. Güzel bir şekilde. Abi yani şöyle söyleyeyim. İyi bir direksiyon setiniz de varsa, en azından orta halli bir direksiyon setiniz de varsa, vitesiniz falan, bu oyun çok zevkli hal alıyor. İyi de böyle eski tarz iyi çekicilerle falan daha da güzelleşiyor. Yalan yok. Neden sol şeride değiştim? Baksana zaten ne kadar yavaş gidiyorlar. Hani zaman kaybı olacak, bize gerek yok. Daha 20 saat 47 dakikalık yolum var. Cagliari'ye doğru gideceğiz. İtalya'nın içine doğru gitmek için ne yapacağız? Yine gemiye bineceğiz, vapura. Araçlı vapurla gideceğiz. Haydi bakalım. Geç sen bakalım aslanım. Geç. Yirmi saatlik yolum var daha ki, bayağı mesafe. Bayağı mesafe, 20 saat az değil. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, yolun uzunca bir kısmını, önemli bir kısmını zaten ben şeyde gideceğim için, denize gideceğim için, o yüzden karada sürdüğümüz mesafe az aslında bakarsanız. 500 kilometre falan. Yalnız İtalya yollarını seviyorum, Fransa yollarını seviyorum. Burada kullanması daha zor yollar. Dolambaçlı yollar, ani hızlanıp ani yavaşlamanız gereken yollar, dağlık bölgeler. Mesela Alman yolları çok düzgün. Hiç sıkıntı yok. Dümdüz yollar. Avrupa'nın kuzeyine doğru yollar düzleşiyor. Güneyinde daha engebeli yamaçlı. Şu an arabanın motoru hiç zorlanmıyor çünkü 10. viteste gayet 80'i. Daha 10. vitesin sonuna geldiğimizde 90 üstü olur zaten. 100'e vurur. Yarın akşam 5 gibi teslimatı yaparsınız diyor. Oyun bana bakacağız. Belki de gerçekten öyle olacak. O zamana teslimat yapacağız. Ancak bize ne veriyor? 42 saat süremiz var. Biz o 42 saat içinde 10 kere teslimatı yaparız. Rahat olsunlar. Yok. Düz dedem. Düz devam. Evet. Şimdi. Bu arada çekiciyi ben çok beğendim. Gayet güzel. Bir süre bunu sürmek istiyorum. Tabii. Bakalım. Önümüzdeki videolarda ben farklı çekiciler kullanacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim hani. Sadece bununla size video çekmeyeceğim. Ben kendi oynadığımda bununla sürerim ama önümüzdeki videolarda başka çekicilerle de devam edeceğiz. Başka araçlarla da ATS2 videoları da gelecek. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir tık yavaşlayayım çünkü dönüşüm var sağa doğru. Bak 40'a düşürdü hızını.
İleriden bir sola dönüşüm var şuradan. Yok, vites arttırmaya gerek yok şu anda zaten. Döner kavşağa geldik. Ben yavaşlayacağım abi. Şöyle vitesimi de 4'e düşüreyim. Zaten döner kavşak, sıkıntı yaşamıyorum. Sen bir dur ya. Hayırdır oğlum? Sen bir dur. Bak ya, bak ya. Yine hangisi gelip çarptı? Adamlar durduk yere gelip bana çarpıyorlar. Ben ceza alıyorum ya. İleriden bir dönüşümüz var. Adam benim sıfır noktama giriyor. Kör noktama giriyor. 8'de 8 kusurlu. Hemen retarderı devreye sokalım. Gayet iyi. 10 numara abi şu anda gidiş yolumuz falan. Evet. Ben şunu açacağım. Yoksa şu küçük kameradan çok göremiyorum açıkçası. Küçük navigasyonda. Sağ bir dönüşümüz var. Şöyle hızlı keselim, biraz da dönelim. Evet, geldik. Nedir şurası? Şurası nedir bakalım? Bu dönüşüne gerek yok. Bu dönüşüne gerek yok. Şuradan çıkacağım. Tamam. Çok fazla da aracın arkasını zorlamayalım. İş noktasıymış. Gayet vitesi arttırırken sıkıntı yaşamıyorum. Rahat atıyor. Zaten teslimat noktamız da şurası. Nereye gideceğiz? Biz Napoli'ye gideceğiz ya. Valla 3-4 saatlik bir yol kalacak. 14 saatini böyle gidersek 4 saatlik bir yol kalır. 4-5 saat. Fazla bir şey kalmaz. Hemen devam.
Evet. Bayağı zor bir yol. Şuradan çıkana kadar bir tık tehlikeli ve zorlu bir yol burası. Haydi bakalım, devam. ETS 2 tayfa. Yollarda. ...281 kilometre. Yani mesafe bile sayılmaz şu anda. Vallahi kimse kusura bakmasın da ben 40'ta şurada gidemem diyecektim de artık. Gitmek zorunda kalacağım büyük ihtimalle çünkü hemen retardörümüzü de devreye sokalım. Retardörü açabilirim, kapatabilirim daha doğrusu. Yani arkadaşlar, gerçekten tır şoförü olmak bence zor bir iş. Çünkü kontrol etmeniz gereken birçok nokta var. Aynı anda birçok şeye odaklanmanız normal. Ama ben normal gerçek hayatta da manuel araç kullanan birisiyim. Onu sürmekten kat kat zor bu arada, onu söyleyeyim yani. Oyunda bile zor ki gerçekte düşünemiyorum. Gerçekte düşünemiyorum. Evet, yeni tırlar birçok şeyi hallediyorlar. Çok otomatik özelliği falan var ama yine de zor iş yani. Yine de kamyon şoförlerine helal olsun demek lazım. Biz nereden nereye toparlamaya çalışıyoruz? Yani küçücük araba şuradan geçer mi geçmez mi moduna giriyoruz. Adamlar kocaman çekicileri arkalarında dosyalarla, kaç tonluk dosyalarla. Bir de geri geri gelme olayı çok ters bunda hani. Direkt geri geri de gelemiyorsunuz. Şu kartaya girelim. Evet. Evet arkadaşlar, video çok uzun olursa bakalım. Çok uzun olursa teslimatı tamamlamadan da bitiririm. Çok uzun olsun istemiyorum video. Hemen bakalım kaç dakika olmuş. Sonra tahmin isim de söyleriz. 28 dakika olmuş. İyi, 40 dakikaya falan biz bu videoyu bitiririz. ...2500'e bile geldik. Arttırabilirim şu anda. Belki ağır yük için bir tık daha güçlü bir ne yapmak gerekir bilmiyorum, ağır yükü çekmek için daha ama güçlü bir arka tampon yapmak lazım. Şanzımanı mı arttırmak lazım, daha güçlendirmek lazım yoksa başka bir şeyler mi yapmak lazım? Şu an için emin değilim. Bir yapılandırıcıya girip, servise girip bir bakarız. Ne yapmak gerekiyormuş, ne yapmak gerekmiyormuş. Şuradan zaten Roma yolundayım şu anda. Roma Napoli yolu. Oyundaki mevzu şu arkadaşlar. Ya bir de denizden gitmenin bir avantajı da sizi bir daha mola yapmakla uğraştırmıyor. Benzininiz de daha az gidiyor. Tamam, aldığınız ücret azalsa da harcadığınız emek, yani harcadığınız enerji de aynı zamanda azalıyor. Yavaşlayacak abi, başka yapacak bir şey yok yani. Arkadan geliyor. Ben sinyalimi vermiş mi sol tarafa sabahtan beri zaten. Bir de ben çekiciyle geliyorum yani hani. Ezip geçsem bana koymaz. En fazla arabanın alt tarafı çizilir yani. Olacak şey şu. Ama kendisi bunu düşünmesi lazım. Çekiciye öyle kafa tutulmaz.
Asla. Yalnız Scania çekicim çok yakışıklı oldu ama ya. Gerçekten efsane yakışıklı oldu. Efsane güzel oldu. İç tasarım falan biliyorsunuz. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir zaten. Direksiyonumuz yani normal standart bir direksiyonda. Biz bunu ne yaptık? Eski tarz bir direksiyon yaptık. Şuradaki şu hız göstergesinin üstündeki Scania yazısı çok iyi duruyor. Ondan sonra imdatın yeri çok güzel. Retarder'ın yeri güzel. Ne bileyim mesela bakın. Işıkları açınca şu yanda bir yer var. Orası çevriliyor. Şöyle çevirerek eski tarz açıyorsunuz. Tuşa falan basma yok. Çevirmeli açılıyor. Sonuçta 89 model bir araba kaç yaşında oluyor? 90 desek. ...33 yaşında bir araba yani. 89 model. Az değil. Tabii biz bu aracı tasarımını falan her şeyini tamamladık abi. Daha bakalım bakarız yine yeni bir paketler bir şey bulursak yapacağımız şeyleri bulursak yaparız. ...200 km, 199 km. Bayağı da hani 29 tonu bana mısın demeden çekiyor. 27 tonu pardon. Bana mısın demeden götürüyor yani. Ben biraz zorlanmasını beklerdim ama hiç motor bomba gibi, canavar gibi çekiyor yani 20, 27 tonu. Bakarız belki ilerleyen zamanlarda daha ağır yükler alırız. Ya İtalya'da şöyle, İtalya'da nakliye yapmak deden güzel. Çünkü yolları, abi yolları şu an için bak şu an gittiğimiz yolda bir şey yok, normal yol. Ancak eğimli, engebeli, dönüşü çok, virajı çok olan yolları var. Onları ben seviyorum. Burada bir yavaşlama şansımız var mı? Bence bir tık retardarı da desteğiyle. Hemen hızımızı keselim. Şimdi çünkü bunun arkasına hemen karte geliyor. Yani karte dediğimiz telpas işte. Şu mevzu geliyor. O zaman yavaşlamak gerekiyor gerçekten. Boşa aldım abi. Şurada basacağız freni. Biraz fazla bastık. Evet, 23 euro ödedik. Gerçekten yazık ya. Şu her geçişte para ödüyorum. İçim gidiyor gerçekten. Neyse. Yapacak bir şey yok. Oy. Ben şunu da söylemek istiyorum. Dönüşü falan gayet 10 numara abi. Hani kimse çıkıp dönüşüne şu yine bu yine laf edemez aracın. Aracın dönüşü 10 numara. Çok hani savrulmuyor, sarsılmıyor. Gayet güzel. Gayet 10 numara bir dönüş. Bak. Gördün mü? 150 metre sonra zaten benzin istasyonu da varmış. Aslında şöyle yolun sağında bulursak bir ara benzin istasyonuna bir uğrayayım. Gerekli abi. Aracın benzine ihtiyacı var. Benzinim azalıyor. Bunu tamamlamam lazım. Biraz döner kavşağa tehlikeli girdik. Bir tık tehlikeli girince böyle oluyor tabii.
Siz de vitesin sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Tabii ki dönelim. Hızı biraz keseceğiz abi. Hızı kesmeden öyle şuradan araba çevrilmez. Çekici çevrilmez. Sonuçta otomobil çevirmiyoruz. Çekici çeviriyoruz. Yük ağırken düşük viteste olmak daha iyi. Aslında şöyle. Ağır yükte vites sayısı artması güzel. Mesela hafif yükte sıkıntı yok. 6 vitesli bir çekici kullanabilirsiniz hafif yük varken. Daha da rahat olur hani. Belki sizin için ama ağır yük varken vites sayısı artmalı. Hadi bakalım 40'ta git diyor bana. Hemen bir retarderi sokalım devreye. Bak retarder açılınca nasıl hemen orada şekil oluşuyor. Bak retarderi kapatıyorum. Hemen eski haline geldi. Abi İtalya yolları güzel ya. Şu ağaçlık orman. Tabii hemen yavaşlayalım. At 5'e. 5. viteste. 40'ta rahat rahat gidelim. Ya bunun da kötü yanı şu. Bu arada arkadaşlar gerçekten hani tırı böyle şehir arasında böyle dar yerlerde daha yavaş gidecek yerlerde sürmek daha bir eğlenceli. Yoksa hani sabitliyorsun 80 abi gidiyor. Viraj yok bir şey yok dümdüz bak mesela şu dönüşe bak dönüşe bak. Gördün mü? Zor bir dönüş bakma sen. Buradan resmen hani çıktığımız yerden aşağı iniyoruz dağdan. Şimdi sen buraya 80'le gir bakalım nasıl oluyor. Uçarsın ki. Kaza yaparsın direkt. Giremezsin yani. O yüzden hız sınırı önemli. Bizi götürür mü benzin o kilometreye kadar? Bence götürür. Olmadı alırız da. Heh, süper. 60'a da çıkartabiliyoruz. Abi niye 80'e çıkmıyor? Niye 80'e çıkmıyor? Niye? Abi şu hızı... Aman aman aman. Evet, 1 saat 18 dakikalık bir yolumuz kaldı. Hiçbir şey abisi. Artık şu teslimatı yapıp videoyu bitirelim. Sizi de çok sıkmayalım uzun videolarla. İzleyebildiğiniz kadarını izleyin arkadaşlar. Bizden kimseye zorunluluk yok. Yani hatta sonuna kadar izleseniz tabii daha çok sevinirim. Ama sonuçta uzun bir video oluyor. O yüzden izleyebildiğiniz kadarını izleyin. Şoförümüz de seviye atlamış. Gayet de iyi abi. O şoförden de bir para kazanıyoruz. Sonuçta borç ödemeye yardımcı oluyor. Adamın maaşı da var tabii. O bize çok bir kar olmuyor benim kullandığım kadar ama. Yine kar kardır. Hiç yoktan iyidir. Araç boşta durmuyor. Çekicimiz çalışıyor. Şirket gelişiyor.
şu an borçlu. Şirket borçlu. Şu borçları sıfırlamak lazım ama hani yatırım yapmadan da borçlanmadan da bir şey elde edemiyorsunuz. Bu çekicileri almak için böyle yapmak gerekiyor. Sonuçta iş imkanımız var. İş seçeneklerimiz bol. İyi olmasın. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bayağı hani hızlanmak, hızlı gitmek. Abi 70 az ya. Bize ver 80'i. 80'le sabit gidelim ya. Hızlı hızlı işleri alacağız, bitireceğiz. Başka bir şey yok. Arkadaşlar akşama bir ATS2 videosu daha geliyor. İki video atmaya çalışacağım. Video attığım günlerde ben biliyorsunuz ya çoğunlukla 2 günde bir ya da hafta sonları ise arda arda günlerde video atıyorum. Hafta içi 2 günde bir oluyor genelde. İki video yüklemeye çalışacağım. Bir ATS2 kariyerim, bir de ETS2 kariyerim. ATS2 diyorum. ATS ve ETS2 kariyerim. Bakalım neler olacak, nasıl olacak? Ne tutulacak mı? Beğenecek misiniz? Umarım beğenirsiniz ATS'leri de. Şuradan biz bir benzin alalım, ne olur ne olmaz. Yolumuz çok az kaldı ama şu benzinliğe bir gireyim. Güzel. Almak zorundayım arkadaşlar. Benzine ihtiyacımız var. Benzini fulleyelim de bayağı da pahalı ya. Bak kaç litre. 739 litre. Krom jantlı aynalarım, krom kaplı. Krom kaplama güzel oluyor. Gayet şekil duruyor yani. O yüzden aracımın içinde aracımda seviyorum. Çok bir yolumuz da kalmadı açıkçası. Tam zamanda yavaşladık gerçekten. 10 numara 5 yıldız bir yavaşlama oldu. Yoksa adama giriyorduk. Alıyordum aklını yani. Paramparça olurdu. Aracı da kendisi de paramparça olurdu. O hızla ben şey yapamazdım. Durmazdım, yapıştırırdım, giderdim yani. Pescara'ya da geldik. İtalya'nın en önemli şehirlerinden biri. Haydi bakalım Vol Pescara. Yerden bir sağ dönüşümüz var. Hemen vitesi de küçültüyorum. Vitesi küçültmek de şu işimize yarıyor arkadaşlar. Motor freni. Vitesi küçültmek işe yarar her zaman. Aracın yavaşlamasını sağlıyor. Otomatik arabada böyle bir şansı yok. Manuel arabada var. Küçülterek ve bir anda hızlanabiliyorsunuz da yine sağa döneceğiz. Ben şurada bir yavaşlayacağım. Taktım üçüncü vitesime, ikinci vitesime daha doğrusu. Oraya bakmayın. Ben normal hani şey vites olarak ikiliyorum. Şurada bir yer var. Oraya vereceğiz büyük ihtimalle. Evet. Oraya verelim. Kargo tras. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip yine dediğim gibi kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum herkese.